Merhaba sevgili gençler, rehberlik servisine hoş geldiniz. Bugün matematik 4. sınıflar için hazırlanan en son, en güncel yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve beğenilerinizi de tabii ki bekliyoruz. Birinci sorumuz sayılar arkadaşlar. Ne diyor? Sayıların okunuşlarını yazınız, okunuşları verilenlerini ise rakamla yazınız. Mesela bu sayının okunuşu nedir arkadaşlar? 45.072, evet. 45.072, evet. 40. Bakmadan yazdığımız için 45.072, evet arkadaşlar. Şöyle ayıralım şurada. Evet. Bu 70.802, evet. 70.802. Evet, bunları yazarken çok dikkatli yazın arkadaşlar. Bu tür sayıları yazmakta çok fazla hata yapıyorsunuz. Lütfen dikkatli okuyun yazıları, rakamları, altını çizin, sonra yazıya dönüştürün. Bir sonraki 4056 sevgili gençler. 4056, evet. Bu ne? 100.029. 100.029. 29. Evet, 100.029. Hata yapmayalım, biz de kontrol edelim. Evet, burada da okunuşu verilmiş, sayı ile yazınız diyor. 46.013. Evet. 46.000. Mutlaka noktayı koyun arkadaşlar ki hata yapmayasınız. 46.013 diyor. 46.000'den sonra 0 koymamız lazım ve 13. Evet, 46.013. 850.096. 850.000. Evet, 50.096. 850.096. Hata yapmayalım. 850.096. Evet. 505.162. Pardon, sayıyla yazacaktık. 505.000, noktamızı koyuyoruz. 162. 162. 505.162. Evet. 50.121. 50.121. Gördüğünüz gibi sayıları dikkatli yazdığımız zaman hata yapmıyoruz, ama hızlı yazdığımız zaman bu tür sayılarda, bu tür sorularda daha doğrusu çok fazla hata yapılıyor. Evet, geçelim ikinci sorumuz bizden ne istiyor? Sayı çözümlemesi, sayı adları ve değerleri, basamak değerlerini yazınız. Ne diyor? Basamak adları, sayı değerleri ve basamak değerlerini yazınız. Basamak adları. Bu nedir arkadaşlar? Birler basamağı değil mi? Hemen şuraya yazıyoruz. Birler basamağı. Birler basamağı. Bu neden düzgün yazmıyor? Şöyle biraz aşağı çekmemiz gerekecek sanırım. Şunu az daha. Evet, birler basamağı. Peki sayı değeri nedir bunun arkadaşlar? Önce neyi soruyor? Sayı değeri ve basamak değeri. Sayı değeri nedir bunun? 8. Evet, 8. Şöyle yapalım. Kaymış sorunun tamamı, kaymış. Evet, şöyle düzeltelim. Evet, birler basamağı. Basamak değeri nedir? 8 çarpı 1. Yani nedir? 8 arkadaşlar. Şöyle yazalım. 8 çarpı 1. Peki sayı değeri nedir? 8 çarpı 1 eşittir 8 veya hiç direkt 8 yazalım. Sayı değeri nedir? Sayı değeri ve basamak değeri aynıdır birler basamağının, unutmayınız. Sayı değeri de 8'dir arkadaşlar. Burası onlar basamağı değil mi? Onlar basamağı. Onlar basamağı 10'la çarp demektir. Kaçı 10'la çarpacağız arkadaşlar? Şöyle düzeltelim. Evet, kaçı 10'la çarpıyoruz? 3'ü 10'la çarptığımız zaman 3 çarpı 10 eşittir. Basamak değeri nedir bunun? 3 çarpı 10, 30. Sayı değeri nedir yine? Sayı değeri kendisidir. 3. Burası nedir? Yüzler basamağı. Yüzler basamağı. Ne demektir? Yüzle çarp demektir sayıyı. Kaçı yüzle çarp? 9'u yüzle çarp.
9 100 ile çarptığınız zaman kaç çıkar? 9 100 çıkar değil mi arkadaşlar? Şunu biraz aşağı çekelim. Evet 900. Peki sayı değeri nedir? Kendisidir. Sayı değeri her zaman kendisidir. Unutmuyoruz. Binler bölüğüne geldik. Bini kaçla çarp diyor? 4 ile çarp. Binler basamağı. Özür. Binler basamağı. Bin ile çarptığın zaman neydi? 4. 4 çarpı 1. 4000 eder. Sayı değeri nedir? Kendisidir. 4. 10 binler basamağı. Kaçı çarp diyor arkadaşlar? 0. 10 binler basamağı. On binler basamağı. Kaçla çarp sıfırı? 10 binle. Sıfır çarpmada yutan eleman olduğu için basamak değeri nedir bunun? Sıfırdır. Sayı değeri nedir? Elbette ki kendisidir. Sıfırdır. 100 binler basamağına geldik. 100 binler basamağı. 100 binle çarp demektir. Kaç? 5. 5 çarpı 100 bin eşittir. 500 bin. Sayı değeri nedir? Kendisidir tabii ki. 5. Evet bu sorunun çözümü de budur arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Basamak adı, basamak değeri, sayı değeri. Sayı değeri sayıların kendisidir. Aynen verilir basamak değeri. Hangi basamaktaysa onunla çarpıyorsunuz. Şurada zaten yazılı 1'de 10'la, 100'le, 1000'le, 10.000'le ve 100.000'le çarpıyorsunuz sırasıyla. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki bölükleri verilmiş sayıların karşısındaki bölüme yazınız. Evet bölükleri. Binler bölüğü 307 diyor arkadaşlar. 307. Binler bölüğü 307. Birler bölüğü ne? 4 vermiş. Ama 4 olmayacağına göre arkadaşlar 4'ün önünde 4 birler basamağı, onlar basamağı olacak ve yüzler basamağı verilmemiş. Olmadığına göre her ikisi de 0'dır. Unutmayınız. Her ikisi de 0'dır arkadaşlar. Çünkü birler basamağı verilmiş. Onlar basamağı ve yüzler basamağı çarpmada yutan eleman olduğu için onlar yazılmamış. İki tane sıfır yazıyoruz oraya. Geldik ikinci sayımıza. İkinci sayımız ne istiyor? Binler bölüğü 25. Evet 25 verilebilir. 25. Birler bölüğü 92. Birler basamağı 2, onlar basamağı 9, yüzler basamağı 0'mış. Verilmemiş 0 yine arkadaşlar. 92. Evet bu şekilde mutlaka yazın. Unutmayın eğer birler bölüğü 3 tane olmak zorunda çünkü arkadaşlar. 3 tane olmak zorunda. Tek bir tanesi var ise 2 sıfır var demektir. 2 tane varsa burada 1 sıfır eksik demektir. Bakın burada hepsi verilmiş. Sıkıntı yok. Birler bölüğü, bakın dikkat edin burada. Birler bölüğü 342, binler bölüğü 154. Yani 154'ü öne yazıyoruz. 154. Binler bölüğü denmiş. Dikkat edin. Düşmeyin bu tür sorularda. Birler bölüğü 342. 342 de birler bölüğüdür. Evet. Bu sorumuzu da yaptıktan sonra hemen geçiyoruz. Siz videoyu durdurarak da daha dikkatli yapabilirsiniz. Örüntü verilmiş. Bu kuralı bulunuz ve devam ediniz diyor. Kuralı bulalım önce. 7 artmış, 3 eksilmiş. 7 artmış. Evet. 7 artan 3 eksilen kuralımız. 7 artan 7 artan 3 eksilen. Yapalım. Şöyle şunu silelim. Evet. 7 artan 3 eksilen. Peki o halde 3 eksilmiş burada. Burada 7 artacak. O halde burası ne olacak? 18. 3 eksilttiğimiz zaman 15. 7 arttırdığımız zaman 15 artı 7 eşittir 22. Evet. Bu örüntümüzün kuralı 7 artan 3 eksilen devamı da bu şekilde olacak. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen tablodaki sayılar en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Burası en yakın onluk. Onluk neydi? 4'e kadar olanlar alt, 4'ten sonrakiler üst onluğa. Bu kaç? 53. 53 olduğuna göre arkadaşlar 1 alt. Yani 50'ye yuvarlanır. 4250 hemen yapıyoruz. 4250'ye yuvarlandı. Bu 7 olduğuna göre üst onluğa. 3510 olacak arkadaşlar. 3510'a yuvarladık. 4 olduğuna göre 1 alt onluğa yuvarlanır. 2060 olacak burası. Evet burada da yüzlüğe. Yüzlüğe yuvarlama neydi? 49'a kadar alt yüzlüğe. 49 ve üstü üst yüzlüğe yuvarlanır. 53 olduğuna göre üst yüzlüğe yuvarlanır.
4300 olacak burada sevgili gençler. 7 olduğuna göre alt yüzlüğe yuvarlanır. Yani 500, 3500'e yuvarlanır. 64 olduğuna göre üst yüzlüğe, yani 2100'e yuvarlanır. Evet, yuvarlama sizin için çok kolay, en basit yaptığınız şeylerden biridir. Evet, bu sorumuzda geçtikten sonra verilen doğal sayıları çözümleyiniz. Nedir? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı var. 5 çarpı 100 bin burada olacak sevgili gençler. 5 çarpı 100 bin. Evet. Şöyle artı diyelim. 3 çarpı 10 bin. Çünkü 10 binler basamağı orası. 3 çarpı 10 bin. Artı koyuyoruz. 8 çarpı 1000. 8 çarpı 1000. Artı 0 çarpı 10, yutan eleman olduğu için bir etkisiz kalır tabii ki o. 0 çarpı 10 ama siz yine de yapıyorsunuz. 3 çarpı 1 sevgili gençler. Evet, sayının çözümlemesi bu şekildedir. İkinci sayımız nedir? 10 binlere kadar, 30 bin burası, 1116, yani birler basamak. Evet, ne yapıyoruz burada? 3 çarpı 10 bin sevgili gençler. 3 çarpı 10 bin artı 7 çarpı 1000. 7 çarpı 1000 artı 1 çarpı 100. Hemen yapıyoruz. 1 çarpı 100. 4 çarpı 10. Ben biliyorum siz daha hızlı yapıyorsunuz. Ben daha yavaşım size göre sanırım. En sona 6 çarpı 1. 6 çarpı 1. Evet, bu sayımızı da çözümledik. Geçelim bir sonraki sayımıza. 5028 birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı var burada sadece. O halde binler basamağı ise 5 çarpı 1000 artı 0 çarpı 100. Bir tane eleman olacak. 100 artı 2 çarpı 10. Evet, benden hızlısınız biliyorum. 8 çarpı 1. 8 çarpı 1. Evet, bu sayının çözümlemesini de yaptık. Sayıların çözümlemesi bu şekilde olur sevgili gençler. Lütfen siz de kendi kendinize örnek üreterek yapabilirsiniz. Verilen sayıları küçüktür, büyüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız. Yapalım bakalım. 2354. Küçük mü, büyük mü? 2345'ler. Elbette ki büyüktür arkadaşlar. Büyüktür. Ha, pardon, küçüksür sembolü oldu. Özür. Büyüktür. 2345'ten 2345 büyüktür 1478'de. Evet, bu da 1478'den büyüktür. 1478 büyüktür 1458'den. Evet, bu da büyüktür. Tesadüf, hepsi büyüktür olarak gidiyor sevgili gençler. 1458 büyüktür 258'den. Evet, o da büyüktür 258'de. 258, 258 ikisi de. Bunlar nedir birbirine arkadaşlar? Büyüklük, küçüklük var mı? Hayır, eşittir. Evet, bunlar da birbirine eşittir. Hemen bunu da yaparım. 3568, 3548'den büyük müdür, küçük müdür? Büyüktür. 3548, 12300'den küçüktür tabii ki arkadaşlar. Evet, bu küçüktür olacak. 12321 büyüktür. Evet, 9857'den büyüktür. 9857, 9600'den, yok pardon, 96.000'miş. 96.000'den küçüktür. Dikkat edelim, ben düştüm, siz düşmeyin. Küçüktür. 96.000, 85.000'den büyüktür arkadaşlar. Evet, büyüktür. Çok dikkat edelim. Karışık verebilir öğretmenlerimiz, burada olduğu gibi düşmeyelim, benim düştüğüm gibi. Evet, geçelim bir sonraki soruya. Büyüktür, küçüktür de kolayla yapacağınızı düşünüyorum. Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek rakamları farklı. 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayı istiyor. Evet, en büyük sayı olabilmesi için en büyük sayıyı başa koymamız lazım. En büyük sayı kaç? 8 arkadaşlar. 8. 8'den sonra en büyük sayı 6. Ondan sonraki en büyük sayı 4. Ondan sonra 1. En son 0. Yazılabilecek en büyük sayı budur. En küçük sayıyı yazmak için de en küçük rakamı en başa yazacağız. Burada en küçük rakam 0. Ama 0 yazamayacağımıza göre en küçük, 0'dan sonraki en küçük 1'dir arkadaşlar. 1 yazıyoruz. 1'den sonra 0'ı yazıyoruz. 0'dan sonraki en küçük sayı 4.
Buradan da küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. 4'ten sonra 6, 6'dan sonra 8. İşte bu da en küçük sayı. Rakamlar birbirinden farklı. En küçük sayı ve en büyük sayı bu şekilde yazılır. Unutmayınız. En büyük için büyükten küçüğe, en küçük için küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Ama sıfırı başa yazamıyorsunuz. Sıfır varsa sıfırı ikinci sıraya yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu işin formülü budur. Evet, aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Verilmeyenleri bulunuz. Tabii 7, 6 daha 13. 13 ama buradan ya 6 vermiş, yanlış olmuş burası. 7, 6 daha 16 etmez, 13 eder. Yanlış verilmiş. Evet, 9, 4 daha özür diliyorum. Elde var 1 yalnız. 7, 6 daha 13, elde var 1. 9, 4 daha 13. Bir de elde arkadaşlar 14. Evet, yıldızın yerine 14'ün 4'ünü yazıyoruz. Elde var 1. 8, 5 daha kaç eder arkadaşlar? 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. Bu yanlış yapılmış ama. 14. 14'ün 4'ü yine elde var 1. 5, 2 daha 7. Bir de elde 8. Toplamanın tamamı hatalı yapılmış. Evet, gördüğünüz gibi bunları düzelttik bu şekilde. İkinci. 7, 4 daha kaç eder? 11. 11'in 1'i. Ben bu mantığı anlamadım. Bu hatalar neden yapılmış? 11'in 1'i değil mi arkadaşlar? Elde var 1. 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. 7, 5 daha 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ü. 6, 2 daha 8. Bir de elde vardı 9. Evet, toplamamızı bu şekilde düzelttik. Hatalı yapılmış bir toplamaydı. Ama biz düzelttik. Siz de düzeltebilirsiniz bence. Çıkarma işleminin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız diyor. Yazalım. Yıldız eksi 5 ama burada yıldızın yerine her şeyi koyabiliriz. Herhangi aşağı bir şey verilmemiş ki, aşağı bir şey verirse yapacağız. Yıldıza sıkıntılı hazırlanmış arkadaşlar bu. Ne yapalım, ben buraya 6 yazarım. 6 eksi 5 eşittir nedir? 1. 3'ten 2 çıkarsa yine 1 kalır değil mi? Yanlış yapmıyorum değil mi? 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Yardımcı olun bana sizde. 6'dan 4 çıkarsa 2, 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Gördüğünüz gibi. Ben de yapabiliyorum biraz. Tamam. Hata varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Geçelim buraya. Burada verilmiş işte. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yıldızdan 0 çıktı mı 4 kalır. O halde burası nedir? 4'tür. 8'den 4 çıkarsa burası 4 olacak. 4'tür. 8'den 4 çıkarsa burası yıldızdan 6 çıkarsa yıldız kalır. Hiçbir şey verilmemiş. Yıldızdan 6 çıkarsa ben buraya kaç yazarım? 8 yazarım o zaman kendi kendime. Yani bir şey vermesi lazım aşağıda. Yıldızdan 6 çıkarsa ben burada ne yaparım? 2. 8'den 6 çıkarsa. Geriye ne kaldı? 8'den 1 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 8 eksi 1 eşittir 7 olur. Dikkatli hazırlanmamış bu. Tekrar edelim. 4'ten 0 çıkarsa 4. 8'den 4 çıkarsa 4. 6'da 8'den 6 çıkarsa 2. 8'den 1 çıkarsa 7. Tamam. Geçelim bir sonraki toplamamıza, çıkarmamıza. 4'ten 3 çıkarsa, yani ben ya çıkarmayı bilmiyorum ya bunu hazırlayan hiç dikkat etmemiş arkadaşlar. 4'ten 3 çıkarsa 6 kalır. 8'den 5'ten 8 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Buradan bir 10'luk alıp, 8'den bir 10'luk alıp 5'e yüklüyoruz. O halde 5 ne oldu burada artık arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım üstüne. 5 artık 15 oldu. 10'luk aldık çünkü. 15'ten 8 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 7 kalır. O halde burası 7'ymiş. Burası kaç kaldı? Bir onluk aldık ya sevgili gençler az önce. 8'den bir onluk aldık. Kaç kaldı burada? 7 kaldı değil mi? 7'den 4 çıkarsa kaç kalır? Evet. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Burası 5 olacak. Bir sürü hata düzelttik değil mi beraber? Siz de fark ettiniz değil mi hatayı? Hataları daha doğrusu. Evet. Bu da bitti. Gelelim. 7'den 6 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 7 eksi 6, 1. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşuda bir onluk alıp 2'ye verirsek burası kaç olur? 12 olur. 12'den 4 çıkarsa kaç kalır sevgili gençler? 8 kalır değil mi? Evet. Burada kaç kaldı? Bir onluk almıştık. Burada 7 kaldı sevgili arkadaşlar. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Evet. 7'den 5 çıktı 2. 5'ten 2 çıkarsa burada kaç kalır? 3 kalır. Evet, bunu da bu şekilde hallettik. Düzeltelim şu hataları da. Tamam. 12'den 7'den 6 çıkarsa 1. Şöyle çekelim. Kaymış bunların hepsi. 7'den 6 çıkarsa 1. Tamam. 12'den 4 çıkarsa 8. Tamam.
Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıkarsa 2, tamam. 5'ten 2 çıkarsa 3. Evet. Nihayet yazılımımız bitti arkadaşlar. Lütfen siz de sonuçları kontrol edin ve tekrar izleyin. Nasıl yapıldığını görün. Özellikle yuvarlamaları, en küçük sayı, en büyük sayı nasıl yazılır. Birler bölüğü, binler bölüğüne lütfen dikkat ediniz. Sayı çözümlemelerine dikkat ediniz. Ve sayıların okunuşları ve yazılışlarına dikkat ediniz. Çünkü bunlar mutlaka ve mutlaka çıkacak. Evet, rehberlik servisi sizler için hazırlanan yazılıyı çözdü. Sonraki yazılıda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.